Evet, bugün dereotlu poğaçayla başlıyoruz güne. Malzemelerimiz içi için 2 tane yumurta, 2 tane yumurtanın da beyazı, üzeri için 2 tane yumurta süreceğiz. Daha bol yumurtalı olmasını istiyorsak, ben öyle yaptım. 1 tane kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 125 gram tereyağı, 1 su bardağından 2 parmak az sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, fark etmiyor, üzüm ya da elma sirkesi, yarım demet dereotu, içi içinde biraz peynir ve rendelenmiş kaşar. Ben lorla rendelenmiş kaşar kullandım. Siz isteğinize göre patatesli ya da peynirli ya da kaşarlı yapabilirsiniz. Ve burada 6 su bardağı da un var. Unu az az ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur yapacağız çünkü. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuz için 125 gram tereyağını oda ısısında yumuşak bir tereyağı yoğurma kabımıza aldık. Yoğurdumuzu ilave edelim. Oda ısısında 1 su bardağı yoğurdumuzu ilave ettik. Sıvı yağımızı, yumurtamızı, şekerimizi 2 bardak, pardon 2 kaşık şekerimizi ilave ettik. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Sirkemizi ve azar azar bunu karıştırdıktan sonra azar azar unumuzu ilave edeceğiz. Önce sıvıları birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Çok yumuşak bir hamur olacak. Ve bayatlamayan, kıyır kıyır bir poğaça elde etmiş olacağız. Biraz karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edebiliriz. Azar azar ilave edeceğiz. Hepsini birden dökmeyeceğiz. Tabii unun kalitesine göre de değişiyor. Dereotlu yapacağız ama istemeyen, sevmeyen dereotu katmayabilir. İçine sadece peynir koyarak bir poğaça da yapabiliriz. Ya da patates koyarak, kıyma koyarak, nasıl istiyorsanız. Mis gibi kokan evin içerisinde ve yumuşacık bir poğaça olacak. Pastane poğaçası. Pastanelerden aldığımız, yediğimiz, tadına doyamadığımız dereotlu poğaçasını evde yapmış olacağız biz. Ben yoğurma işlemini devam edip toparlayacağım. Toparladıktan sonra şunu da yapabiliriz. Hamuru ikiye bölüp yarısını dereotlu, yarısını da sade yapabiliriz.
Geriye kalan unumu da ilave edeyim. Çok yumuşak oldu. Bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu aşamada kabartma tozumuzu da dökebiliriz. Hamurumun yumuşaklığını göstermek istiyorum size. Yumuşacık, pamuk gibi bir hamur oldu. Şimdi bu hamuru ikiye bölüp yarısını dereotlu, yarısını da sade yapmak istiyorum ben. Yarısını alacağım böyle. Bir kabın içerisine. Yarısını da dereotunu ilave edip yoğurma işlemine devam edeceğim. İyice yedirdikten sonra parça yapımına başlayabiliriz. Evet, böyle cevizden biraz büyük bezeler yaptım ve bu bezeleri elimle açıp ortasına lorlu kaşar karışımından koyup istediğimiz şekli verebiliriz. Kapatıp bu şekilde şekil verebiliriz. Dereotlu poğaçalarımızı bu şekilde yapmaya devam edelim. Ben iç harcını biraz fazla koydum. Siz isteğinize bağlı olarak istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bir ortak poğaçalarımızın yakını bitti. Yumurtalarını sürüyoruz. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt kattım. Biraz daha parlak görünmesini sağlayayım. Ve daha güzel görünüyor. Üzerine çörek otu serpeceğim. Siz isteğinize göre susam serpebilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeden de pişirebilirsiniz. Şöyle kutunun çok yakıştığını düşünüyorum. Dereotlu parçayı bir miktarına sadece parçalarımızın bir sırasında diğer tepside de sade yapacağım. Evet, poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Fırınımıza sürüyoruz poğaçalarımızı. Önceden ısıttığımız 180 derece sıcaklıkta fırınımıza gönderdik poğaçalarımızı.
Altyazı M.K.